Cumhuriyet TV ekranlarından herkese merhaba sevgili izleyenler. 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimler yaklaşıyor. Siyasi partiler il ve ilçelerde adaylarını büyük oranda belirlediler. Tabii siyasi partilerin özellikle büyük şehirlerde ne gibi bir tutum sergileyeceği de çok önemli. Bugün konuşacağız. Bugünkü konuğumuz Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen. Hoş geldiniz Sayın Ekmen. Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum. Tabii sorularım var ama öncelikle bir şunu sormak isterim. Deva Partisi'nin genel anlamda büyük şehirlerde ya da küçük beldelerde yerel seçim stratejisi nedir ya da bu strateji belirlendi mi? Tabii biz bütün il ve ilçelerde, büyük şehir ve beldelerde aday açıklama yönünde kararımızı almış idik. Şu ana kadar 125 noktada aday açıkladık. Bunun 4'ü büyük şehir, 10'u il. Geri kalanlarda ilçe ölçeğinde belediyeler. Biliyorsunuz 20 Şubat'a kadar nihai süre var. Şu anda çalışmalar diğer noktalarda da devam ediyor. Peki şimdi aslında bu yerel seçimde çok önemli olan birkaç büyük şehir var. Bunlardan biri İstanbul, bir diğeri Ankara. Orada da geçtiğimiz seçimlerde biliyorsunuz bir ittifak yapılmıştı. Uzun yıllar sonra AKP İstanbul ve Ankara'yı kaybetmişti. Şimdi önümüzdeki yerel seçimlerde de böyle bir ittifak ya da işbirliğinin olup olmayacağı aslında merak konusu. Önce şunu sorayım. İstanbul'da aslında en güçlü aday olarak işaret edilen iki isim var. Birisi AKP'nin adayı Murat Kurum, bir diğeri de mevcut Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Siz bu iki isim hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi Sayın İmamoğlu 5 yıllık bir tecrübeyle vatandaşın karşısında. Geçen dönem AK Parti'ye karşı bir sarı kart göstermek maksadıyla Sayın İmamoğlu'na oy veren seçmenin artık 5 yıllık bir hafızası var. Bu hafıza her ölçekte. Yani sosyal yardımlarda, gençlik ve kadın politikalarında, makro yatırımlarda her ölçekte vatandaşa bir hatırlatmada bulunuyor. Sayın İmamoğlu ile ilgili olarak vatandaşın olumlu değerlendirdiği mevzular da var, olumsuz konular da var. Vaatlerinin bir kısmını yerine getirebilmiş, bir kısmını getirememiş ama bunları yerine getiremeyince belediye meclis çoğunluğunun AK Parti'nin elinde olması ve merkezi hükümetten alması gereken bir takım desteklerin sağlanmaması gibi bazı mazeretler ve kendisinin lehine de yorumlar var. Bunu kampanya içerisinde daha enine boyuna tartışılarak vatandaşlar ortaya koyacak. Sayın Kurum açısından ben AK Parti'nin doğrusu en iyi seçimlerinden biri olduğunu düşünmüyorum. Belki daha önce Sayın Erdoğan'ın başına gelen siyaseten ortaya koyduğu, gürbüzleştirdiği bazı profillerin zaman içerisinde Erdoğan'ın kendisine sıkıntı çıkartır hale gelmesine karşı Murat Kurum kendisine güven veren bir profil. Ben böyle bir profil olduğunu düşünüyorum. Şimdi gençlik ve deprem boyutuyla kampanyaya başladılar. Şimdi deprem boyutunda daha önce farklı yayınlarda da ifade ettim. Sayın Kurum'un Emlak Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü var. Bir de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı var. Şimdi buradan soruyorum. İstanbul'da deprem toplanma alanı olarak imara işlenmiş onlarca yer Sayın Kurum zamanında milyon dolarlık rezidanslara ve milyar dolarlık AVM'lere dönüştürüldü mü? Ve bu AVM'lerin bir kısmı bugün içinde bulunduğumuz süreçte iflas nedeniyle yargı kararı sürecini başlattı mı? Yani başarısız projeler. Ve bu projelerin bulunduğu yerlerde sıradan insanların hayat standartına gerek mülkiyetlerine adeta el koyma, gerekse de o büyük şatafatlı yüzlerce dairenin, binlerce dairenin yer aldığı projelerin o bölgede deprem planlarına nasıl etki ettiğini tartışmamız gerekiyor. Depremin en önemli planlarından biri tahliye planıdır. Sayın Kurum Bakanlığı döneminde İstanbul'un deprem tahliye planlarını çöpe atacak olan Kanal İstanbul'u savunmuş bir insandır. Diğer taraftan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaptı. Bu bakanlığı yaptığı dönemde 2019 yılında Kahramanmaraş'ta Kahramanmaraş Valisi'nin katılımıyla 7.4 şiddetinde yapılmış olan Pazarcık Merkezi deprem tatbikatının gereği dahi yapılmadı. Neyi kastediyorum?
bu kadar tatbikat yapacak kadar yakın bir tehlike var. Ama siz o ildeki binaların yaşını, ömrünü ve en önemlisi kolon kesilip kesilmediğini kontrol dahi etmemişsiniz. Eğer bu 7 şehirde Çevre Bakanlığı sadece kolonu kesilmiş binaları tespit edilmiş olsaydı bugün binlerce insan yaşıyor olurdu İrem Hanım. Biz Genel Başkanımız Ali Babacan'la o şehirleri ikişer defa gezdik ve orayı yerinde gördük. İlk 72 saat yardımın ulaşamadığı tamamen kapalı devre canlı insanların yakınlarını canlı canlı ölümüne eşlik ettiği olaylar yaşadık. Bunlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın sorumluluğu altında olan işlerden değil midir? Dolayısıyla bence Murat Bey Emlak Gayrimenkul Genel Müdürlüğü'ndeki attığı her imza Çevre Bakanlığı döneminde gerek Pazarcık merkezli deprem ve çevre illerde yaşananlar gerekse de İstanbul'un depreme hazırlığı noktasında hangi adımları atıp atmadığını kamuoyuna izah etmek durumunda kalacaktır. 30 yıl AK Parti İstanbul'u yönetmiş, 30 yıl bir 20 yıl bir iktidar var. Ama İstanbul'u depreme ancak biz hazırlarız. Hazırlasaydınız. Yani hazırlasaydınız. Dolayısıyla ben açıkçası muhalefette genel bir dağınıklık var. Bu dağınıklık muhalefet seçmeninde bir moral bozukluğu ve seçime katılmama gibi bir tepkiye dönüşüyor. Altılı Masa'nın ortaya koyduğu ittifakın ruhu seçimden sonra darmadağın oldu. Ve seçimi kaybetmenin nedeni adeta ittifakın kendisi olarak gösterildi. CHP içi kongre sürecinde bir kum torbası gibi masaya vurdular durdular, vurdular durdular. Bunun seçmen nezdinde ürettiği bir hasar yok mudur İrem Hanım? Mutlaka olmuştur ve olacaktır. Ben her iki adayın da eğer başka adaylar da çıkacak biliyorsunuz Deva Partisi de adayını gösterecek. Ve Deva Partisi 2 yıl önce Hayat İstanbul diye İstanbul depremine karşı eylem planı açıklamış bir parti. Şehircilik yaklaşımlarını belgeye ve imzaya bağlamış bir parti. Dolayısıyla bu aşamada iki aday üzerinden tartışılır olmayı normal görüyorum. Ancak süreç ilerledikçe iki aday gibi diğer adaylar da tartışılacak ve neticede vatandaş belki önemli ölçüde bu iki aday etrafında kümelenecektir. Ama bunun dışında da kendini iki adaydan birine yakın hissetmeyip arayışlı olan vatandaşlar da Deva Partisi başta olmak üzere diğer parti adaylarına yönelecektir diye düşünüyorum. Peki Sayın Ekmen, şimdiye dek bir görüşme oldu mu bilmiyorum ama önümüzdeki günlerde 20 Şubat'a kadar vakit var dedik. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ekrem İmamoğlu'nun desteklenmesi yönünde bir görüşme talebi ya da sadece bu yönde olmayabilir. Yerel seçimlere dair belli bölgelerde işbirliği yapmaya yönelik bir talep gelirse Deva Partisi bu görüşmeye açık mı ya da bundan öncesinde bu gibi bir görüşme yapıldı mı? Deva Partisi seçimlere girme kararını açıkladığında belde ya da büyükşehir, ilçe ya da il belediyelerinde yerelde oluşabilecek süreçlere açık bir kapı bırakmış idi. Ancak şunu ifade etmem gerekiyor. 14 Mayıs'tan bu yana liderlerin tek bir buluşması dışında partiler arasında siyasi bir görüşme gerçekleşmemiştir. Hani bazen sizin de sorunuzda öyle bir arka plan var. Yani iki aday yarışıyor, siz ne yapacaksınız gibi. Ama adayların da bunu nazara alarak siyasi partilerle bir görüşme trafiğine girmesi gerekmez mi? Şu ana kadar gerçekleşmiş bir trafik yok. Genel başkanımız anne ve babasını peş peşe kaybetti. CHP'de bir kongre gerçekleşti. Bu üç sebeple yapılan görüşmelerin dışında sadece mecliste olağanüstü toplantı, terör bildirisi gibi konular nedeniyle bir takım istişareler yapılmıştır. Bunun dışında siyasi partiler arasında DEVA ve CHP ve benim bildiğim kadarıyla CHP ve diğerleri arasında kurumsal bir görüşme trafiği gerçekleşmemiştir. Peki şimdi Deva Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden de bir adayı olacağını açıkladınız. Buna dair parti içi görüşmelerde öne çıkan bir isim var mı? Yani başvuran adaylar var.
Partili arkadaşlarımızın gönlünden geçen isimler var. Şu aşamada herhangi bir ismi telaffuz etmem çok doğru olmayabilir. Ama Deva Partisi'nin bütün kurumsal kapasitesini ve bugüne kadar özellikle şehircilik ve İstanbul merkezi olarak yapılmış çalışmalarını sırtlayacak arkadaşlarımız hazır. Peki bu adaylık açıklamasının hangi tarihte yapılacağı belli mi ya da buna dair bir konuşma oldu mu? Yani bütün il ve ilçelerle ilgili bir süreç yürütülüyor. Bu ayın 27'si ve 28'inde yine içinde büyükşehir, il ve ilçe adaylarının olduğu bir paket daha açıklanacak. Daha sonra da artık 1 Ocak'tan 20 Şubat'a kadar, 1 Şubat'tan 20 Şubat'a kadar da her yer bir karara bağlanmak zorunda. Ben hani İstanbul şu tarihte açıklanır diyecek bir noktada değilim. Çünkü Mersin, Batman, Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Şırnak'la yoğun olarak ilgileniyorum. Herkes doğal olarak kendi bölgesiyle alakadar. O yüzden detaylara hakim olduğumu söyleyemem. Peki Sayın Ekmen, şimdi önümüzdeki yerel seçimler aslında geçtiğimiz genel seçimler gibi sert söylemleri içerebilecek gibi duruyor. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ara sıra yaptığı açıklamalardan anlıyoruz ki Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'u ve Ankara'yı geri almayı çok istiyor. Siz de geçtiğimiz dönemlerde AKP'de siyaset yapmış bir isim olarak bir yorumlamanızı istesem, neden Erdoğan İstanbul'u, özellikle İstanbul'u geri almayı bu kadar istiyor? Yani işin doğrusu kaybetmek de mutlaka Sayın Erdoğan için sarsıcı olmuştur. Zaten kaybetmeye nasıl denir, hazmedilemediği için seçimler oldukça uyduruk ve saçma sapan bir sebeple ikinci kez yenilendi. Ben açıkçası bir siyasi liderin herhangi bir makamla böyle bir sorunlu ve tutkulu bağ kurmasını doğru bulmam. Yani vatandaşın takdiridir. Hiç unutmuyorum, galiba 2009 yılıydı, parti içi bir toplantıda şöyle bir değerlendirme yapmıştım. Sayın Genel Başkanım, sevgili arkadaşlar, 81 ile almaya talibiz diyoruz ama 81 ile AK Parti'nin aldığı bir tablo demokratik bir tablo olmaz. Yani bırakınız Tunceli'yi de, CHP, Diyarbakır'ı da, o zaman DTP, efendim Manisa'yı da MHP yönetsin. Yani dün TBMM'de bir konuşma yapılıyor. Bu konuşmada bir AK Partili Sayın Milletvekili, bize tek adam rejimisiniz diyorsunuz ama eğer biz %70 oyla seçilseydik tek adam rejimi o gün olurduk. Rekabetçi ve yarışmalı bir seçime girdiğimize göre tek adam rejimi değiliz diyor. Emin olun, seçim süreçlerini öyle yönetiyorlar ki %70 değil, alabilseler %90'ı alırlar. Yani öyle bir motivasyonla gidiyorlar. Dolayısıyla siyaset, demokrasi, toplumun her bir ferdinin ve toplum içerisindeki farklı grupların, yani bu gruplaşma inanç olabilir, etnik olabilir, yaşam tarzı olabilir, felsefi olabilir, inançsızlık olabilir. Farklı grupların, evet ben de bir yerden bir seçebiliyorum, seçtirebiliyorum. Şöyle bir belediyede benim sözüm geçiyor diyebildiği bir düzendir. Bunu diyebilirse 80 milyon vatandaşını kendine vatandaşlık bağıyla bağlar. Diyemezse, yani yönetimle vatandaş arasındaki bağ koparsa ne olur? İşte 20 bin doktorumuz, her birimizin aile olarak 30 yıl, devlet olarak 20 yıl büyük fedakarlıklarla yatırım yaptığı 20 bin doktorumuz ülkeyi terk etti. Peki gittiği yerde ne yaptı? Emin olun, hekimliğe geçmek o kadar kolay değil. Motokuryelikten market kasiyerliğine, kebapçılığa kadar Instagram'da, YouTube'da videolar görüyoruz. Yazık değil mi? Bu evlatlar bu ülkenin geleceği değil mi? Bu doktorlara giderlerse gitsinler diyelim. Siz kulak burun boğaz için 30 gün randevu alamayın. Ameliyatlar için, MR için 2 ay gün verilsin, ameliyatlar için 3 ay gün verilsin, malzememiz yok densin. Ama bunun yerine açık kapı politikasıyla Pakistan'dan, Afganistan'dan
ne olduğunu bilmediğimiz insanlar Türkiye'ye doluşsun. Bu doğru bir şey değil İrem Hanım. Dolayısıyla sorunuza dönelim. Ben herhangi bir liderin, herhangi bir siyasi pozisyonla ilgili olarak bu şekilde ne denir o tek taraflı aşklara platonik dışında saplantılı bir duygusal bağ kurmasını doğru bulmuyorum. Vatandaşımız Sayın İmamoğlu'nu da, Sayın Kurum'u da, diğer adayları da, Zafer Partisi adayı açıkladı, İYİ Parti adayı açıklayacağını biliyoruz. Yani bana öyle geliyor ki iki aday arasında referandumvari bir seçim olmayacak. Ve belki de oyların dağılması nedeniyle belki de 40'ı geçebilen aday kazanacak. Yani geçen sefer 47-48 ile kazanıldı ya, bu sefer belki de 40'ı geçen kazanacak. Ha bunun referandumvari bir ikili seçenekten çıkmış olmasında da demokrasi için bir hayır vardır diye düşünüyorum. Sonuçta siyasi partiler kendi tabanlarının sesini duymak ve dinlemek zorundalar. Malumunuz bu altılı masada da şöyle bir tartışma yaşandı. İşte İYİ Parti seçmeninin yarısı Kemal Bey'e oy vermemiş. İşte DEVA Gelecek Saadet seçmeninin acaba ne kadarı CHP listesine ve Kemal Bey'e oy verdi? Bunlar hep tartışıldı değil mi? Dolayısıyla siz seçmeni denklem dışına itmek istemiyorsanız onların da kaygılarını, beklentilerini, hassasiyetlerini dikkate almanız gerekir. Çoklu bir yarış bu imkanı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Peki Sayın Ekmen, son bir soru daha sormak istiyorum. Şimdi bütün bölgelerde aday çıkarma kararınız var ama ilerleyen günlerde Cumhur İttifakı yönünden, yani AKP'den bir sadece büyük şehir değil küçük bir beldede, belki bir ilçede işbirliği yapmaya dair bir talep gelirse bunu da değerlendirir mi DEVA Partisi? Öyle bir seçenek ve ihtimal görmüyorum. Tenezzül edip bizimle bayramlaşmayan bir partinin bizden talebi de olmaz. Bu talebe olumlu cevap da verilmez. Dolayısıyla bunun tamamen seçenek dışı olduğunu düşünüyorum. Peki. Sayın Ekmen, çok teşekkür ediyorum. Kıymetli vaktinizi ayırdınız. Evet sevgili Cumhuriyet TV izleyenleri, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen bizlerle birlikteydi. Yerel seçim gündemini konuşuyoruz sık sık. Bugün de DEVA Partisi'nin bu konuya dair tutumunu ve düşüncelerini aslında Sayın Ekmen'den dinlemiş olduk. Sizlere de aktardık. Bir sonraki programda görüşmek üzere.